Değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Facebook girilmiyormuş, çökmüş diyorlar diyor. Doğru mu? Evet. Niye çöktü? Bilmiyorum hocam, geçen hafta da oldu. Yani bir yoğunluk oldu. Ne? Yoğunluk kullanıcı olduğunda oldu. Hmm. Çökmüş. Evet. Yok, bir şey yapmayacağım. Çok asil gelişiniz var. Pil azaldı. %10 pil gücü kaldı. Kapat. Nedir bu? Tehdit mi bizi yani? Şu. Tamam, pil gücü. Gün be gün güzelleşiyoruz. Sanatçıdan alkol alması çok çok yanlış ya. Değil mi? Onlar sağlıklı, sıhhatli, normal bir hayat sürmeleri için alkol, sigara hiçbir şekilde kullanmamaları lazım. Sanatçıların epey bir bölümü çok fazla alkol alıyorlar. Yazık ediyorlar kendilerine. Çok kısa sürede feci şekilde çöküyorlar. Evet. Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir. Ebul Hasan, Musa bin Cafer aleyhisselam'a. Dedim ki, seni yaratan Allah'a kurban olayım. İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir? Buyurdu ki, İmam Mehdi'nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İnsanlar ona soru sorduklarında derhal cevap verir. Eğer huzurunda sussalar, o kendiliğinden konuşmaya başlar ve yarın gelecekte olacakları Allah'ın dilemesiyle anlatır. İnsanlarla her dilden konuşur. Yani konuşmaları her dile çevirir, tercüme edilir anlamda. Usulü'l Kafi, Minel Kafi, El Kureyni, cilt 1, sayfa 402. Bin yıldan daha eski iskelet kemikleri İmam Mehdi ile konuşacaklar. Yani fosilleri İmanın savunmasında, Kur'an'ın savunmasında delil olarak kullanacak diyor. PKK bir deccal hareketi biliyorsunuz. Kadınları, cahil halkı kolayca kandırabiliyor. Bilgisiz cahil kadınları da rahatça kandırabiliyor. Deccal pek bilgin olmayacak diyor Peygamberimiz. Fakat herkesi kandırmayı becerecek. Bilhassa kadın ve köylü cahilleri daha kolayca kandırabilecek. Yani PKK'nın
stratejisini tam anlatıyor. Muhammed bin Resul el-Hüseyin el-Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 216. Kureyni Ali bin İbrahim'den, Muhammed bin İsa'dan, Yunus'tan, Süleyman bin Salih'ten, doğrudan İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'dan nakledilmiştir. Peygamberimizin fermanı. Sizin konuşmalarınız Mehdi hakkında insanları rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Bak, insanları rahatsız ediyor. Onlara Mehdi'yi ısrarla anlatın. Bak, Peygamberimiz zamanında adamlar işkillenmiş. Evet. Rahatsız oluyor Mehdi'nin konuşulmasına. Kabul eden kişiye daha fazlasını anlatın. İnkar edeni de bir kenarda bırakın. Bir sınama olmak zorunda. Bununla arkadaşlar, akrabalar, hatta kılı kırk yaranlar düşecek ve geriye kimse kalmayacak. Allah bizi ve samimi inananları korusun. Yani çok az kişi Mehdi'ye inanacak diyor, tabi olacak. Ama bak diyor, Mehdi'yi duymak istemezler diyor. Sizin konuşmalarınız Mehdi hakkında insanları rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Onlara ısrarla Mehdi'yi anlatın diyor. Evet. Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, İngilizce tercümesi, cilt 13, eski baskı, cilt 51, 52, 53, yeni baskı, Gaybet kitabı, İmam Mehdi 12. İmam, bölüm 2. Çok fazla kaynak var. Bak, görüyor musunuz? Sizin Mehdi hakkında konuşmalarınız insanları rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Onlara ısrarla Mehdi'yi anlatın. Kabul eden kişiye daha fazlasını anlatın diyor. Misafiri buraya gelebilir. Sandalye koyun. Öbür vatandaş da yani ne yapıyorsa yapsın. İsterse buraya gelsin, ister içeride otursun. Tanem sen şöyle biraz iyice dibe gel. Gel. Ha. O sandalyeye de iyice. Pervaneyi de oradan çek. Tamam. Evet, dinliyorum. Diyarbakır'da PKK mensuplarınca sokağa döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Yoldan geçen ikisi ağır, 5 çocuk yaralandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ordu evinin arka kısmında menfeze yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. 20 askerimiz yaralandı. Şırnak'ta operasyon yapan güvenlik güçlerine teröristlerce açılan ateşte 2 asker hafif yaralandı. Siirt'te güvenlik güçlerine teröristlerce yapılan saldırıda bir uzman çavuş yaralandı. Dün ise polis aracına yapılan roketli saldırı bir binaya isabet etti ve 9 yaşındaki bir kız kardeşimiz şehit oldu. Kız kardeşimizin fotoğrafı da var. Şekerliğe bak ya, tatlılığa bak sen. Ayakkabı ayrı tatlı, kıyafeti ayrı tatlı, tipi çok şeker. İşte o melek hükmünde. Allah şehadetini makbul etsin. Cevriye Hanım, bugün daha bir güzelleşmişsiniz. Mehdi zahir olmadan önce Müslümanlar Mısır'da bir minber kuracak. Yani bir sistem kuracak. Bir rejim kuracak ve Museviler Arap dünyasının her köşesinden atacaklar. Hakikaten hiçbir yerde Musevi kalmadı Arap dünyasında. Halbuki ne güzel, Museviler dünyanın her yerinde olsun. Evet. Sinagoglarına gitsinler, ibadet etsinler. Ne korkunç ya. Bir avuç insan, senin gücün ona mı yetiyor? Bak, Amerika'ya gücün yetmiyor. Zavallılaşıyorsun Amerika'nın karşısında. Rusya'ya gücün yetmiyor, zavallılaşıyorsun. Bir avuç İsrail'e kabadayılık yapıyorsun. Üstelik ona da bir şey yapamıyorsun.
Ve yapamazsın da. Sadece kabadayılık yapıyorlar. Ya şefkatle yaklaşsana, merhametle yaklaşsana. Sevgi esas edinsene. Sen sevgiyle yaklaşsan, onu da sana sevgiyle yaklaştığını göreceksin. Şu an orkestrayı idare ediyor. Gelen hanımefendi gitti mi o? O Arap asıllı o hanımefendi değil mi? Amerika doğumlu ama Suriyeli ailesi. Yani Arap. Evet, Arap. Şimdi onun dezavantajı o mecburen tek yan düşünmek durumunda. Yani elastik düşündüğünde onu o görevden alırlar. Evet. Yani hain gibi de görebilirler. Yanlış yolda adam gibi de görebilirler. O zaman ondan tabii bir beyin fırtınası güç olur. Evet. O yüzden samimi bir şeyi fark etse bile direnmesi gerekiyor. O zaman da akılcı bir durum meydana gelmiyor. Evet. Yani ideolojik bir direnme peşinde oluyor. Arap dünyasının derdi bu zaten. Evet. Mesela Filistin yöneticileri tek yönlü ve ideolojik direnme stilinin dışına çıkamıyor. Evet. Elastiki düşünemiyorlar. Yani birçok yerde bu böyledir. Partilerde, şurada, burada falan. Kendi partisinin, kendi düşüncesinin, ideolojisinin dışına çıkamaz. Dolayısıyla bir beyin fırtınası meydana gelemiyor. Dar düşünebiliyor. Ufku belli bir noktada kalıyor. Halbuki hanımefendinin dediği stil uygulandığında orada bir tane adam kalmaz. Tabii. Sen Esad'ı asacağım dersen, o da can havliyle seni yok eder. Evet. Çünkü sen seni asacağım diyorsun, etrafını da yok edeceğim diyorsun, ordunu da yok edeceğim, herkesi cezalandıracağım diyorsun. O zaman onun için tek çıkar yol seni tamamen yok etmektir gibi düşünebilir. Onu o cinnet boyutundan sokmak için ona şefkatle yaklaşman lazım. Evet. Mesela bir cinayet işleyen katil oluyor, elinde bıçakla duruyor. Üstüne gitsin seni asacağız, gel buraya falan desen, ya intihar eder ya millete saldırır. Evet. Ama ne diyor polis? Gel sen bak, seni rahat güzel muamele edeceğiz, sana saygı duyacağız. Evet. Ondan sonra yargılanacaksın. Hapiste de işte sana kimse eziyet etmez. Yani hapse girmeyeceksin dersen olmaz. Hapse gireceksin ama yani sana eziyet eden olmaz. Evet. Ama biz de sana fena muamele yapmayacağız dersen
teslim olur. Ama bu tip bir yöntem, yani çok agresif ve sinirli bir yöntem, yani onda yapacak hiçbir şey yok. Diğerleri de kilitlenmiş vaziyetteler zaten, yani tek bir şeye karşı bakış açıları gelişmiş. Yani o hanımın düşüncesine göre hareket ediyorlar. Halbuki çok elastik olmaları lazım, çok akılcı düşünmeleri lazım. O şekilde kurtuluş olur. Şu an zaten iki tarafın agresif tavrından dolayı konu kilitleniyor. Bütün dünyadaki felaketlerin sebebi bu. Yani böyle aklı selimle, samimi, rahat, yani dar kalıplardan uzaklaşmış, ideolojik saplantılardan uzak, makul düşünemiyorlar. O zaman kırıp geçiriyorlar birbirini. Yani tek çözüm kırıp geçirmek oluyor. Yani biz de aynı düşüncede olmuş olsak, oradaki zavallıları kesip doğrayıp biçerler. Aslında dediğiniz gibi 5 yıldır bu yüzden bu şekilde devam ediyor savaş. Tabii yani bu ideolojik saplantı, hırs, insanların makul, akılcı düşünmesini engelliyor. Makul çözümleri de engelliyor. İşte kilitleniyor. Esad mutlaka asılmalı. Ordusu mutlaka cezalandırılmalı. Ya sen orduyu toptan asmaya kalkarsan o da seni bombalar, doğrar yani. Değil mi? Bir aklı selim bir sistem olması lazım. Makul bir yaklaşım olması lazım. Öbür türlü ucuz kahramanlık olur o. Yani kahramanlık yapıyorsun ama orada çoluk çocuk katlediliyor, insanlar katlediliyor. Yani senin kahramanlığın devam ettiği müddetçe oradaki insanları her gün şehit ediyorlar, doğuruyorlar. Ama kahramanlık sevdasından vazgeçip aklı selimden yaklaşırsan onları kurtarmak rahatça mümkün. Yani bir tarafın bir kere aklı selimden önce yaklaşması lazım ki karşı taraf da aklı selimden yaklaşabilsin. Sen cinnet boyutunda olsan yahut şiddetli, agresif, öfkeli olursan adam da senin 10 mislin daha agresif olur. Yani seni yatıştırmak için o zaman seni öldürmesi gerektiğine inanıyor. Halbuki akılcı yaklaşmak karşı tarafı da akılcılığa çekebilir. Makul bir mantığa çekebilir. Şimdi onu tabii canlı yayında da anlatmış olsak o gergin sistem içerisinde pek anlayacak gibi değiller. Ama anlattıklarımızın doğru olduğunu gördü. Görüyor yani. Çok değişmişti. Programın sonunda da değişti. Biz sonra görüştük. Değişmişti bayağı. Yumuşamıştı sizin dediğinize aklı yattı. Evet. Bir de siz şeyi söylediniz. Siz duygusal yaklaşıyorsunuz. Ben akılcı yaklaşıyorum diye. O çok etkileyici. Hakikaten dediğinizde bir çözüm var. Ama onlarınkinde hiçbir çözüm yok. Onu anlıyorlar aslında. Tabii ki kör açmaz olduğu belli. Yani 5 yıldır bu kör açmazdan ilerlemiş bunlar. Ve hiçbir şey yapamıyorlar. Şimdi katledilen adam bıçağın altına yatıştırmışlar. Demokrasi hakkında görüşün nedir denir mi ya? Yani seni kurtaralım mı kurtarmayalım mı denir mi? Evet. Önce adamı kurtarırsın, sonra sorarsın nasıl yapalım, ne yapalım diye. Yani mesela bazen insanlar rehin alıyor mafya. Değil mi? Yahut katilden adama sen gidip soruyor musun sizi kurtaralım mı? Kim kurtarsın? Jandarma mı, polis mi kurtarsın? Değil mi? İster misiniz? Bunu demokratik görüyor musunuz? Ya bunun mantığı var mı ya? Adamlar bıçağın altına yatırmışlar. Sen orada ona ister misiniz böyle bir operasyonu, sizi kurtaracak operasyona razı mısınız? Adamı boğuyorlar zaten. Adam bıçağın altında, onu sorulacak hali var mı? Sen ona sormadan gidip kurtarmak durumundasın. Kurtarırsın. Sonra derse ki yani arkadaş ben istemiyorum kurtulmayı derse çeker gidersin. Değil mi? Ama yani öldürülen bir adama seni kurtarayım mı denmez. Ya bir yerde cinayet işleniyor seni kurtarayım mı? Direkt gider kurtarırsın. Kapıyı kırar içeri girersin. Hani içeri gireyim mi, kapıyı kırmam mı, müsaade ediyor musunuz beyefendi? Yani bir referandum açalım bunu falan. Adamı kaybedersin o arada. Olmayacağı belli. Ama saplantılı olunca tabii o olmaz. Ama kahramanlığına duyulmasını istiyor benim gördüğüm. Halbuki o akılcı olmadığı izlenimi de iyice pekiştirir. Yani akılcı yaklaşmamak kahramanlık değildir. Şimdi sizin söylediğiniz şekilde Suriyeli ileri gelenlerini toplayacak. Onların görüşlerini sizinle. Evet, onları buraya getirsinler. Suriyeli ileri gelenlerini getirsinler. O İsrailli dostlarımızı da getirsinler. Burada konuşalım. Canlı yayında da konuşabiliriz. Yani
ucuz kahramanlığa gerek yok. Ben de yaparım kahramanlık. Zor bir şey değil ki kahramanlık. Ama orada insanları kaybedersin. Yani böyle argo tabirle tribünlere oynamak diyorlar ya. Yani tribünlere oynanmaz. Allah'a karşı konuşursun. Yani Allah'ın hakemliğine karşı konuşursun. Allah ne der diye konuşursun. Yani millet ne der dersen olmaz bu iş. Yani bir aferin alayım kafası olmaz. İdeolojik eylemlerde aferin kafası vardır. Biz ideolojik yaklaşamayız. Sizin bir de Adnan Bey attığınız her adımda bir bereket oldu. Hep çözüm getirdi. İsrail konusunda da öyle oldu. Başka konularda da. O yüzden çok önemli sizin. Tabii Marmara olayıyla olay kilitlenmişti. Ben burada konuştum İsraillilerle. Hahamlarla, Sanhedrin Mahkemesi Başkanı'na konuştum. Tevrat'tan Allah'ın hükümlerini göstererek ikna ettim. Ondan ben söyledikten iki gün sonra kararı açıkladı. İsrail resmi olarak. Ankara Belediye Başkanı da bak biz adamları nasıl hizaya getirdik, hurra falan böyle seviniyor. Ya sen oturduğun yerde bir şey yaptığın yok. Haberin bile yok senin. Senden adam niye korksun? Bizden korktuğun için yaptı diyor. Korktuğu morktuğu yok. Yine Gazze'ye kara operasyonu olacaktı. Onda da siz görüştünüz. Tabii ki Gazze'ye kara operasyonu biz durdurduk. İran'a operasyon yapacaklardı. Yine biz durdurduk. Dani Hanım nasılsınız? Ben de çok şükür çok iyiyim. Mehdi ile beraber hareket eden 27 kilit kişi olacak. Bunların 14'ü Allah'ın, şeytanın Allah'sının, Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır. Ayetiyle haber verdiği Musa kavminden kardeşler olacaktır Mehdi'nin. Bak 27 kişiden 14'ü. Musevilerden olacak. Demek ki her topluluktan Mehdi'nin yardımcıları olacak. Biharul Envar 53. cilt İngilizce çevirisi sayfa 394. Maşallah. Bak 27 kilit kişi. Bunların 14'ü Musevilerden, Musa kavminden. Ayette delil veriyor hadiste. Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan. Çünkü şu an en büyük ihtiyaç ne? Adalet. Evet. Mehdi'nin en önemli özelliği ne? Adalete tesis etmesi. Musevi bu adaletin tesisinde Mehdi'ye yardımcı olacaklar. Bunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. Şimdiki bağnazlar Resulullah da karşı gelir böyle dediği için. Yani Resulullah olsa direkt ona biz mescit açtık derler. Yeni bir mescit. O mesela o Dırar Mescidi ise biz de Arar Mescidi yap. Belalarını ararlar yani. Değil mi? Peygamber'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem mescit açmıştı münafıklar. Şimdi de mescit açarlar. Resulullah'a karşı. Bunu dedi diye. Ve diğer özelliklerinden dolayı. Yani olmuş olsa alenen sinsice savaş verirler. Hamisi yalan. Azerice. Yanıram, bitirem senin için. Gökalp, bir opera. Ya bariton bir sesle sen böyle, güzel parça söylemen lazım. Ben
Evet. Süper olur. Adnan Bey, ceketinizin rengi bambaşka. Allah Allah. Ne varmış acaba? Ben şu oz cümlelerini de... Ya şu bir yakından göster de şu ceketi. Ne varmış ben bir anlayayım. Birkaç kişi söyledi. Kumaşın pençesi. Maşallah. Nasıl? Çok beyni oluyor. Kumaşın pençesi. Ne var bu kadar? Kol cümleleriniz mi? Ne varmış? Neresinde? Bir dakika. Sen bakayım. Hmm. Ha tesbihle uyumlu. Taş harika. Taş harika. Ve gerçek taş. Maşallah. 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 Eren çok kalitesi. Çok kalitesiniz. Çok akıl kullandığınız belli oluyor. Çoğu insanda bu çok eksik. Gittikçe gençleşiyorsunuz. Maşallah. 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 Evet. İşi en iyi burada kimler yapar bana sayın bak. Erdem sen ayak kalk. Bak bu heriflere. Pardon kardeşlerim. En iyi yapacak tipleri bana göster. Bak bir ben zil dinle önce. Ya böyle gözünü kapatmış kendinden geçmiş olarak aşkla bu icrayı yapan. Yapar. Bir başka. Yapar doğru. Doğru. Ender. Sakin ol. Yandan akıl vermek yok. Kim akıl değil mi? İtalyan. Kim? İtalyan. İtalyan bakayım. O kaşıktan oynar. Gökalp tabii. Kendini kaybeder ben işte. Tam isabet. Hepsi doğru. Ender de öyle. Böyle rejd içinde, istirak içinde. Yani yüzünde acı bir ifade olur böyle. Izdırap çekiyor gibi yapar. Ya çılgınca çalar kemanını. Benim hocam da süper olur ya. Ya baktım da yani. Yani yüzü falan hemen aklıma geldi yani. Yapmışlığın var mıdır? Yani illaki. İllaki. Bu artistik numaraları kim yapar? Oktar yapar Oktar. Ha Bülent süper olur Bülent. Evet. Kalbin saçlar falan dağılır böyle. Yani hamamdan çıkmış gibi olur. Böyle alkış için eğilir. Yani tam 4 dakika süre alkış böyle. Kemanını eğilir değil mi? Yer gök yıkılır böyle. Ayakla alkışlanır falan. Ve büyük bir marifet yaptığını düşünür. Biji Serok 37 Kürtlerin kurtuluşu Kürdistan ile olacak. Kardeşim Stalinist komünist bir devlet. Nasıl kurtuluş olur ya?
Yani şu hür dünyada sen Stalinist, komünist, proletarya diktatörlüğü kuracaksın. Bütün halkı, kadınları, yaşları asker alacaksın. Bir dehşet sistemi kuracaksın. Özel mülkiyeti kaldıracaksın. Allah'a, dine düşman olacaksın. O sert coğrafyada, o keskin coğrafyada insanları mutlu yaşatacağını düşünüyorsun, öyle mi? Bir kere ona müsaade etmeyiz, etmem ve etmezler ve edilmeyecek. Yani araya sıkıştırdığım cümlelere iyi dikkat edeceksin. Yani benim canlarım özgür yaşadıklarında rahat ederler, özgür. Basıp gidecek İzmir'e, basıp gidecek İstanbul'a, istediği gibi özgür olacak. Sen onlara baskı yapmaya kalkarsan, dinlerini, imanlarını elinden almaya kalkarsan, biz de seni senden alırız, aklını alırız. Kanla, hukukla, neye uğradığını şaşırırsın. Ona müsaade etmeyiz, bunu unutacaksın. Allah Mehdi'nin eliyle yeryüzünü inkarcılardan temizler. Yeryüzünü adalet ve doğrulukta doldurur inkarcılardan. Yani Allah'ı inkar edenlerden. Dalini semat aleyhislerden. Eyo ne kadar güzel kız ya. Çok anlamlı yüzü, bayağı güzel yani. Bugün yeni bir hanım, kız arkadaşımdan tanıştım. Acayip şeker. Burun şu kadar falan. Gözleri simsiyah. Bir de çok canına yakın. Cildi de bebek cildi gibi, kuzu gibi böyle. Acayip sokulgan böyle, köfte gibi bir şey. Bayağı tatlı maşallah. Yeni nesil ne kadar güzel ya. Evet. Maşallah. Ama çocukları çok eziyorlar ya sistem. Yani bir kapitalist, acımasız bir kapitalist sistem var Türkiye'de benim gördüğüm. Yani yazık benim canım. Mesela bir kız arkadaşıyla beraber kalıyormuş öğrenci olarak falan. Yazık, günah ya. Koskoca İstanbul'da o çocuk el kadar çocuk. Evet. Kendini nasıl korusun ya? Evet. Nasıl, ne yapsın yani böyle? Çok ürkütücü biz insanlar diyor. Çok korkunç diyor. Yani. Çok acımasızlar diyor. Birçoğu öyle diyor. Sizin gösterdiğiniz saygı ve değeri kimse göstermiyor neredeyse. Yani elleri pamuk gibi. Acayip güzel. Çok bakımlı. Yani şeker tabirin tam uygun yani. Acayip tatlı bir şey. Ama tabii çok tedirgin oldum ya. Bu tek başına iki kız çocuğu yani bu nasıl yaşar bunlar ya? Ya sistem en çok genç kızları eziyor ya. Yine erkek çocuklar ne olur, sokakta da olsa yatar onlar. Ne bulsa yatar. Ama kız çocuğunun durumu çok zor. Bir de o yetmiyor, bir de aileleri eziyor ya. Sırtına zım yumruk vurmalar falan. Abisi küfrediyor, babası dövmeye kalkıyor. Kız çocuğu diye. Herkes namus bekçisi kesiliyor. Yani birçok insan için bunu söylüyorum. Yani potansiyel, hani namusa zarar verecek bir varlık gibi görüyorlar. Ya çocuklar sürünüyor adeta, bu ne acıdır, ızdıraptır ya. Bırakın kendi hallerini normal yaşasınlar. Koru kolla, her yerde nezaket, sevgi göstertilsin. Kız çocuğu ya. İşte okullarda falan da onlara mesela yemek falan bedava olması lazım o çocuklara, kız çocuğuna. Ya nasıl yapayım? Erkek çocuğu taştan su çıkarır. Ama kız çocuğu nerede ne yapsın da çalışsın çocuk ya? Erkek çocuğu mesela gece de taksiye de çıkar, bir şey bilmem ne, salatalık, domates de satar. Ama kız çocuğu bunu yapamaz. Değil mi? Onun yapabileceği çok az iş var. Çocukları bu kadar mustar etmenin alemi yok. Okulda mesela kız yemekhanesi olsun. Kız çocuklar istediği gibi yemeğini yesinler bedava. Tabii ya. Yani yurt parası alınır mı kız çocuğundan ya? Nereden bulsun o parayı? Neyi kastediyorsun? Ne yapmasını istiyorsun yani? Değil mi ya? Erkek çocuğu mesela 5 arkadaşı, 6 arkadaşı bir yerde kalabiliyorlar. Bir şeyler yaparlar. Giderler halden limon alıp toptan götürüp satarlar. Bir şeyler yaparlar. Ama kız çocuğu hale de gidemez. Hiçbir yere gidemez yani. Bu olmaz yani, kızlara ayrıca devlet koruyucu kanunlar çıkarması lazım. Mesela Kur'an'da hep koruyucudur. Bütün Allah'ın hükümleri hep koruyucudur. Mesela diyor ki kadınların hakkında da hiç hüküm yok diyor. Hep erkekler. Lan kafanı çalıştırsana, erkeğe Allah talimat veriyor, emir veriyor kadını koru diye. O yüzden hüküm erkeklere yönelik oluyor.
Yani kadına şunu yapın, kadına böyle kollayın, kadına para verin, efendim mehrini kesmeyin. Ey erkekler diyor Allah, sürekli söylüyor. Hep de erkeklere hitap ediyor diyor. Ya kadınların konforuyla ilgili Allah talimat, emir veriyor erkeklere. Anlamıyor adam ya. 30 kere söyledim yani. Şahitlik de hep koruyucudur. Ya kadın mağdur olmasın diye bu hükümler. Ya borç davalarında diyor, borç işlerinde. Evet. Kadınlardan iki şahit yapın. Adam gider yapışır, evet. İş çıkartır. Evet. Teyze abi diyor ki Cenab-ı Allah, biri unutursa biri hatırlatır. Yani o nezaketi Kur'an'ın, yani Cenab-ı Allah nezaketi bu usulü yapıyor. Mağdur olmaması orada. Ya hamile olabilir, şahitliğe gidemez. Hasta olur, şahitliğe gidemez. Yani biri yapamazsa biri yapar anlamında ayetin hükmü. Bu kadar. Siz açıklamıştınız. Sadece borçta böyle bir hüküm var. Onun dışında hep Allah kadının şahitliğini üstün tutuyor hatta. Tabii ki. İftira ettiğinde kocası. İftira ettiğinde mesela son hüküm kadının oluyor. Kadın yemin ettiğinde Allah onun hükmünü geçerli sayıyor. Erkek yemin ediyor. Sonra kadın da yemin ediyor. Kadının hükmü, yemin ettiğinde kadının hükmü geçerli oluyor. Mesela Mao, komünistler çok acımasızdır. Dedi ki, aydınlar eleştirilerini sunsunlar komünist sisteme karşı, rahat olsunlar, demokrasi geldi falan dedi. Aydınlar müthiş bir eleştiri kampanyası başlattılar. 1 milyon aydının hepsini astı. Eleştiri yapan herkese astı Mao. Bak kahpeliğe bak ya adamdaki, alçaklığa bak. Önce diyor ki eleştiri yapın diyor. Adamlar diyor ki demokrasi geldi, madem özgürüz yap, eleştiri yapalım diyor. 1 milyon kişiyi astı. Kitle katliamı yaptı yani. O zannediyor ki mesela bu arkadaş öyle Stalinist bir devlet kurulsa Güneydoğu'da, yani Kürdistan, Kızıl Kürdistan tarzında bir şey kurulsa böyle internetten yazı yazacağını zannediyor. Evet. Lan bir kere eline bilgisayar görmez. Yani ortada diyorum lan derken her konuşuyor. Bir kere bilgisayarın olmaz bir. İkinci sana bilgisayarı parça parça yedirtir o rejim. Sen bu kadar ferah olamazsın. Gündüz fabrika, akşam eğitim, düdükle yatar, düdükle kalkarsın. Anlamıyor sistemi nasıl bir sistem getireceğini. Suriye'de PYD bir ön denemesini yapıyor. Çocukları bile askere alıyor zorla. Tabii. Evlerine el koyuyor halkın. Mesela halk Lenin zamanında kıtlık zamanı evine biraz kışı geçirecek kadar buğday ayırmaya kalkıyor. Evine buğday ayıran herkesi öldürdüler. Adam ayırmayanlar da zaten soğuktan öldü, gıdasızlıktan, açlıktan öldüler. Yani akıl almaz, azgın bir sistemi Stalinizm. Bayılıyorlar yani bir komünist Kürdistan olsun diye. Ya Türkiye'deki, yani İstanbul'daki monşerlerin işine gelir bu zaten. Senden o nefret ediyor. Akıllı ol. Adamın ekmeğine yağ sürüyorsun, oyununa geliyorsun. Senden nefret ediyor, senden sevgi yönün uzaklaşmış. Seni görmek istemiyor, sen de evet diyorsun, tamam madem beni görmek istiyormuşsun, sert bir coğrafyada ben kendimi hapsedeyim diyorsun. Git adamın burnuna değil mi, yaklaş, evet. Ben varım de. Değil mi? Kürt nurdur, Kürt üstünlüktür, yiğitliktir. Dünya güzeli ahlakları, son derece yüksek ahlak, her türlü sapıklık var İstanbul'daki o ahlaksızlarda, Kürt düşmanı, alçaklarda. Yani cinsi sapıklık başta olmak üzere. Ama istemiyorlar benim canlarımı. Yani tipine gıcık oluyor. Varlığına gıcık oluyor. Fakirliğine gıcık oluyor. Mazlumluğuna gıcık oluyor. İstiyor ki kendi gibi sapık olsun. Sen bunun hizmetçisi olmuş oluyorsun o zaman. Oyununa gelmiş oluyorsun. Bütün Türkiye senin. Niye kendini oraya hapsetmeye kalkıyorsun ya? Stalinist bir rejimle seni ezmek istiyorlar. Mahvetmek istiyorlar. Aklını başına al.
özgür, güzel, aslan gibi yaşamak varken niye Stalinist bir devletin aşağılayıcı sistemi içerisinde kendini hapsetmek istiyorsun? O çetin coğrafyaya kendini hapsediyorsun. Ne zorun ya? Nazan İzmir, üstadım seçim bölgelerinde alınan güvenlik önlemleri HDP'nin oyları nasıl etkiler? Tayyip Hoca açıkça çıkıp ben başkanlık sisteminden vazgeçtim demesi seçim sonuçları değişmez. Ben söyleyeyim. Boş yere kendi kendilerine öyle gaza getiriyorlar. Dolduruşa getiriyorlar yani. Yani iş bitti falan, artık kaçan oylar koşarak geri geldi falan. Böyle bir şey olmaz. Net konuşacak. Şimdi şu an yarım ağız konuşuyor. Şu an söylemiyor, başkanlık sistemini savunuyorum demiyor. Nihayet yani uğraş uğraş onu zor bela bir elde ettim. Tamamen vazgeçecek. O risk devam ediyor şu an. Tamamen vazgeçecek. Biz onu başkan seçmedik. Cumhurbaşkanı seçtik. Yani iyi yönlerini görüyoruz. Güzel yönlerini görüyoruz. Ama burada büyük bir hata var. Bunu kabul etmeyiz. 4 Ekim'de AK Partisi seçim beyannamesi açıklanacak. En önemli siyasi değişikliğin başkanlık sisteminin bölümünde yapılacağı, başkanlığın beyannamede usulen kısa olarak geçeceği ifade edildi. Şimdi utanacak bir şey yok. Gurur yapmayı bıraksınlar. Tamamen çıkarsınlar. Bu ayıp bu. Burada gurur yapmaları. Enaniyet yapacak bir şey yok. İnsan hatasından dönebilir. Bu üstünlüktür ya, şereftir. Tamamen o maddeye çıkarsınlar. Bak o madde yakar onları. Tamam, o söylendi demek yani, oradan alırsan onu genleştirirsin. Değil mi? Büyütürsün. Orada durmayacak. Onu tamamen çıkaracaksın. Vazgeçtin diyeceksin. Yoksa aynısı olur. Bak açıkça söylüyorum. Defalarca seçimi tekrar ederse bu büyük bir tehlike olur. Yani üçüncü bir seçim mi Türkiye kaldırmaz, söyleyeyim. Bizi uğraştırmadan efendice, akıllı başında bir mantıkla, dürüstçe, zaten kısa bir metin, buna gerek duymuyoruz, usulen olduğu belli deyip çıkarsınlar. Bizi bu konuda tedirgin etmeye devam ederlerse halk yine aynı neticeyi verir. Hiç değişen bir şey olmaz. Bak adamın kahpeliğine bak Mao'nun. Önce diyor ki eleştirin. Evet. Eleştirenler olduğunda da bunlar diyor zehirli sarmaşık diyor. Evet. Hepsini öldürün diyor. Evet. Bak kahpeliğe bak ya. Bütün aydınlar öldürüldü ya. 1 milyona yakın aydın. Komünizm budur. Evet. Yani bayıla bayıla komünizmi istemelerinin anlamı yok. Keçi Mahmut, Kürt bir kardeşimiz, dünya güzeli, çok güzel bir kültür, çok güzel insanlar, bize sıra geceleri falan, komünist sistemde sıra gecesi olmaz, insanlar neşelenemez, bir evde toplanınca sıra gecesi yapacaksın Stalin sistemde, cümbüşten eğleneceksin, ciğerini sökerler senin, aklını başına al. Saçların gül kokulu, yanıkların.
sanki bahar gibi yaz. Sinirdeki gülleri deli etti beni ya. Bakışların sözleri bu gönlümün beni ya. Sevdan karlı dal gibi seviyorum seni ya. Seni gören yazıları geçiyor olarak düşünün. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, 29 Eylül Salı, yani yarın saat 14'te Hayata Dair programı yayınlanacak A9 TV'de. Altuğ Berker ve Gülen Batur Alp'in konuğu Profesör Doktor Faruk Şen. Sayın Şen politikacı, Tavak Vakfı Avrupa Üniversitesi kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı. Üstadımızı özenle dinleriz. İlminden istifade ederiz. İrfandan istifade ederiz. Allah uzun ömür versin. Evet. Herkül daha hala olayın etkisi altındayım. Sana ben bir şey yapmam şart. Bu ne rehavet ve bu ne rahatlık yani. Bir de mayışmış böyle yani, uzak falan diye oraya, biraz da köşe bir yer ya. Acayip rahat. Fikret'in yazıları okuyor, esmiyor. Nasıl olsa ulaşamam falan zannediyor. Bir hamlelik olayın yani, bir hamlelik. Sizden kaçmıyor hocam hiçbir şey. Evet. Şimdi kaçanı göçeni göreceğiz biraz sonra. Evet. Sen şimdi kendin infaz çektiğini kendine. Yabancı bir oyun mu olsun, yerli mi? Siz nasıl uygun görürsünüz? Bak nasıl garip anlaştı ya. Neyse, şimdilik erteleme veriyorum. Yeah.
Nasılsın Koç Yiğit? Ben bir adama böyle şüpheyle yaklaşıyorsam bir olay olacak demektir. Sakın ha, çok canlı olacaksın. Bir göz aşağı, bir göz yukarı olmaz. Evet, dinliyorum. Başbakan Davutoğlu Amerika'da yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan'ın Suriye'de geçiş sürecine belki Esed'le gidilme gibi bir şey olabilir açıklaması üzerine şunları söyledi. Geçiş yönetiminde Esad'ın iş başında olmasının geçiş yönetimini geçiş yönetimi olmaktan çıkartacağı kanaatindeyiz. Bu durum kalıcı bir statüko oluşturur kanaatindeyiz. Bu konuda kanaatimiz değişmedi dedi. Bir daha. Başbakan Davutoğlu Amerika'da yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan'ın Suriye'de geçiş sürecine belki Esed'le gidilme gibi bir şey olabilir açıklaması üzerine şunları söyledi. Geçiş yönetiminde Esad'ın iş başında olmasının geçiş yönetimini geçiş yönetimi olmaktan çıkartacağı kanaatindeyiz. Bu durum kalıcı bir statüko oluşturur kanaatindeyiz. Bu konuda kanaatimiz değişmedi dedi. Aklı selim esastır. Yani sen Suriye devletinin gururunu yerle bir etmeye kalkarsan adam can havliyle deliye döner. Seni asacağım, gururunu da yok edeceğim diyorsun. Şimdi adam senin bakış açın önemli görmez. Şimdi benim devletimi yıkıyorlar diyor. Ben de can havliyle kendimi koruyorum, nefsi savunma yapıyorum diyor. Yani niye çocuk öldürüyorsun, niye adam öldürüyorsun? Diyor ben böyle bir karmaşada çocuğu kadına ayırt edecek durumum yok. Beni öldürüyor, devletimi yıkıyorlar. Devleti korumak için ben her şeyi yaparım diyor ve böyle dehşet verici bir cevap veriyor. Evet. Yani bu çok korkunç bir cevap. Olayın kendi korkunç. Peki Amerika yağmur gibi adam öldürüyor. Evet. Niye ona bir şey demiyor hanımefendi acaba? Tabii. Değil mi? Sen Amerikalı, Amerika'ya gidiyor. Evet. Sen o ülkeye hiç uğramaman lazım o durumda. 2 milyon Iraklıyı şehit etti. Evet. Suriye'de de gece gündüz hava bombardımanıyla Irak Suriye devletinin yaptığı cinayetlerin 10 mislini Amerika yapıyor şu an. Yani Suriye mesela 1000 kişi şehit ettiyse Amerika 10.000 kişi şehit etti. Yani vahşet daha büyük Amerika'da. Tabii o acının verdiği bir kapanma. Ya Amerika daha fazla cinayet işliyor. Ben Amerika'ya gidiyorum. Amerikalılarla işbirliği yapıyorum. Yapmamam lazım demiyor. Yani katil bir derin devletle istemeden de olsa işbirliği yapmış oluyorum bu durumda demiyor. Suriye'nin şehit ettiği insan sayısına bak. Bir de Amerika'nın şehit ettiği insan sayısına bak. Yani milyonlar hesabıyla Amerika'nın şehit ettiği. Orada belirli yani 20 kişi ya da 100 kişi günde. O bir kota tespit etmişler. O kadar adam öldürüyorlar günde. Tabii bu dehşet verici. Yani deccaliyetin ne kadar acımasız ve ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Mehdiyet devreye girdiğinde Hızır yöntemleri olur. İnşallah. Hazreti Hızır gibi olur. Zahirinde yanlış gibi olur ama batınında doğru olur. Yani sanki Türkiye'nin sözüyle iş bitiyormuş gibi öyle bir şey yok. Evet. Toplu karar alınır böyle şeylerde. Alınan karar da uygulanır. Burada biz Esad'a mektup yazdık, gönderdik. Ondan sonra şak diye bütün dünyada politika değişti bir anda. Mektubun hemen akabinde. Hep gördünüz bak. Bütün ülkeler tam tersini söylemeye başladılar. Siz dün arama da dediniz, bir haftada değişikliği fark ettin mi diye, o da evet dedi. Evet. Anlatmak istiyorum ama tabii evet. Kapalı bir usulü anlatıyoruz. O hükümetten üstündeki güçlerden bahsedince ne demek istediğimi anladım. Zaten hemen sonra tamam. Sözleri de değişti maşallah. Tamam. Koalisyondaydı. Evet. Sizin ifadeniz, sizin buradaki imzanızdan hemen sonra koalisyondaki bütün ülkeler ifade değişti. Evet. Tamam. Ve sizin saydığınız ülkelerin oluşturacağı bir işbirliği koalisyonuyla çözüm olacağını söylüyor. Aynı burada aldığımız karardaki modelin aynısı uygulanıyor şu an. Yeah.
Değil mi? Evet. Güzel parça. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Diyor ki İslam acip bir şahısla başladı. Kendini kastediyor. Bak acip bir şahısla başladı. Ve acip bir şahısla geri dönecek. Ona müjdeler olsun diyor. Maşallah. Bediüzzaman işte bu acip şahısı oradan almış demek ki. Acip yani acayip. Ecibul acayip, ümmül garayip, ebül ala şey diyor. Bediüzzaman. Kendisine ilgili imzasında. İnşallah. Hiçbir cihette onun gibi olamam diyor. Evet, o ahir zamanın acip şahsı gibi hiçbir cihette olamam diyor. Ancak onun bir piştar neferi, öncü bir asker olabilirim diyor. Biz acele ettik, kışta geldik. O diyor, bir baharda gelecek diyor. Biz diyor mezarımızdan onu tebrik edeceğiz diyor geldiğinde. Mehdi'yim. Peygamberimiz bak İslam acip bir şahısla başladı ve acip bir şahısla geri gelecek. Ona müjde olsun diyor Mehdi'ye. Peygamberimiz. Halk o zaman münafıklar çok rahatsız olmuş Mehdi. Ya gece gündüz hep Mehdi, Mehdi. Mehdi'den konuşmayın diyorlarmış. Onun için sahabeler ya acayip yani Mehdi gece gündüz konuştukları bir konu. Minberlerde, orada, burada, her yerde konuşuyorlar. Ama zaten sevenler sürekli üstüne düşüyorlar konunun. Evet. Sahabelerden arıyorlar, peygamberin torunlarından arıyorlar. Gökalp ve yandaki arkadaş. Meditasyon için özel konumda oturmanız gerekiyor. Yanlış yapıyorsunuz. Eller baş üstünde, iki avuç birleştirilmiş ve bağdaş kurmuş vaziyette olacaksınız. Adam Bey sevdiği kediler var gösterir misin? Yanaştırsana bunları yakına. Beyazın bakışı çok. Ben yerim lan sizi ben. Toptan yerim hepinizi. Hepsi salak, acayip şekerleri. Abisi yesin bunları, göbüşü, möbüşü, burunlarını. Tatlılığa bak ya. Yani burun direkt ısırmalık. Onlara eğlence çıkmış ikisine de. Bu kutulara bayılıyorlar bu tip şeyler. YPG Cerablus'u almak üzereymiş. Türkiye Kilise askeri yığmaya başlamış. İşte o noktayı da birleştirip büyük bir Kürdistan kurmayı düşünüyorlar. Hazırlayan son aşamada yani. Halbuki Türkiye'nin olaya müdahale etmesi lazım. YPG'nin olduğu bütün noktalara Amerikalı askerleri de esir alması lazım. Onları sınır dışı göndermesi gerekiyor. Evet. Ne demek ya? Amerika'nın öncülüğünde bir işgal var yani. Evet. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmalarında hem Rusya hem Amerika YPG için, PYD için IŞİD'le savaşan güç olarak tarif ettiler. Kürtler, aslında PYD'yi kastetmelerine rağmen PYD ismini kullanmadan Kürtler diye söylediler. İşte sonra başlarına çok büyük bir belayı satın alacaklar. Komünist Stalinistleri, hadi Rusya neyse destekliyor diyelim. Ama Amerika'nın Stalinistleri desteklemesinin bir anlamı yok. Bir de onlara güveniyorlar. Şimdi büyük bir vahşet ve katliam yaklaşıyor. Amerika boş yere bu YPG'lilere güveniyor. Evet. Bak bir gece içerisinde hepsini katledecekler, bak söyleyeyim. Evet. Yani boydan boya bütün sınır bölgesinde ne kadar YPG'li varsa hepsini katledecekler. Çok büyük akılsızlık yapıyorlar. Yani büyük sevinç içinde işte burada. Yani PKK'nın işgali o zaten. YPG diye bir şey yok. Evet. Doğrudan PKK denmesi lazım. IŞİD bunlardan nefret ediyor. O geriye çekilme yani yumruk vurmak için yapılan bir geri çekilme. Evet. Onlar da seviniyorlar. Çok iyi bir şey olacak diye. Amerikalı bilmem ne hiçbirini bırakmadan tamamını doğrarlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Onların kurtuluşu gelip Türkiye'ye teslim olmak. İnşallah. Onun dışında bir kurtuluşları yok. IŞİD'le baş edemezler. IŞİD gittikçe güçlenen bir sistem. Evet. Ya bu onlar bunu yaptıkça
sen Stalinist'ten yana tavır koyuyorsun. Bak Amerika Stalinist'ten yana tavır koyuyor. Ya Müslüman Stalinist'ten yana tavır kor mu? O zaman iki seçenek oluyor. Amerika PKK Stalinist işbirliği veyahut IŞİD diyorsun. Adam IŞİD'i seçer o zaman. Çok büyük bir akılsızlık yapıyorlar. Halbuki şefkatle, ilimle, sevgiyle yaklaşıp IŞİD'i ikna edip kendi saflarına çekebilirler. PKK'yı da tamamen ortadan kaldırmaları gerekir. Kazımaları gerekir. Müthiş stratejik hata yapıyorlar. Ya boş yere seviniyor oradaki Johnny'ler. Ya orada zaten bir YPG varlığı yok. Küçük küçük koloniler oluşturmuşlar. 500 kişilik, 1000 kişilik ve silah deposu oluşturmuşlar. Yani bura IŞİD'in iştahını son derece kabartacak malzeme deposu ve her türlü mühimmatın bol bulunduğu bir depo. PKK'nın IŞİD'e direnmesi mümkün değil. Çünkü kontrgerilla gibi olmuş oluyor. Yani gerilla faaliyetine karşı kontrgerilla gibi oluyor. Yani o da kanunsuz, o da kanunsuz. O kanun dinlemiyor da onların kanun dinlemiyor. Yani iki taraf da kanun dinlemiyor. Ama sayıca ve askeri güç yönünden IŞİD kıyası kabildi. PKK'ya halaç pamuğu gibi atar. Ve büyük bir felaket onları bekliyor. Bak altını çizerek söylüyorum. Boydan boya hepsine operasyon yapılacak. Boş yere kendilerini sevinç içinde tutuyorlar. Yani boş yere neşeleniyorlar. Önceden söylüyorum ki sonra şaşırmasınlar. Yani demedi demesinler bak. Ben onların Türkiye teslim olmasını onlar açısından en akıllı hareket olarak göstertiyorum. Evet. Oradaki mevcut sayıları çok çok az. Evet. Ve sadece silah yığına ve silah depoları dolu orada şu an. Bu IŞİD için son derece kolay bir av. Evet. Yani hiçbir savunma yok orada. Bomboş arazi. Rahatça tepeleyecekleri gibi. Evet. Ve rahatça silahlarına el koyacakları gibi. IŞİD'in yaptığı strateji PKK'nın daha palazlanmasını bekliyor. Daha çok adam gelmesini, evet. Daha çok silah gelmesini bekliyor. Şu an sayı yeterli bulmuyor. Çünkü hakikaten azlar. Yani her bölgede mesela her 10-20 kilometrede bir 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi var. Onlar daha kalabalık olmasını istiyor IŞİD. Daha kalabalık olduğunu hepsini doğrayıp atacaklar söyleyeyim. Adnan Bey son dakika haberi vardı. Evet. Adana'da devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda iki polisimiz şehit oldu. İşte bize diyor ki 2000 kişi yok ettik. Evet, evet. Gürül gürül hallediyoruz. Evet. Her şey görülmemiş alet edevat müthiş aletler var bizde. Evet. Konuyu bitirdik. İşte netice bu. Evet. Ben açık üstüm bak dedim ki seferberlik ilan edilsin. Evet. Bak yine gurur yap diretiyorlar. Evet. Seferberlik ilan edilirse 4 milyon asker ki 3 tertip geriye doğru 3 tertip asker alınmış olacak. 72 saatte falan alır 4 milyon. Ya PKK'nın morali sıfıra gider. Her yerde vatandaş, ilgili vatandaşlar silahlandırılsın. Ya vatandaşı polisi de koruyacak konumda olsun. Kendini koruyacak konumda olsun. Yani devletini seven, milletini seven, bayrağını seven vatandaşlar var. Değil mi? Yani askere alma sistemi içerisinde bu uygulanabilir. Mesela hatta 4 tertip alınabilir. 4. tertibi de şehir içinde silahlandırırız. Şehir içinde asker olur. PKK saldırdığında polisi askeri kurtarır. Çünkü 600 bin kişi daha demektir. Yani 600 bin asker daha demektir. Mevcut 600 bine bir 600 bin daha katıyorsun iç güvenini sağlamak için. 4 milyonu da sırf PKK'ya karşı kullanırsın. Ya dünyanın en büyük ordusu olmuş oluyor. 6 aylığına bunu yapalım. İnşallah. Amerikan ordusunun 2 katı. Bu söyledikten sonra Adnan Bey çok sayıda genç sosyal medyada seferberlik ilan edilsin, biz de gidelim diye taleplerini yazdılar. Kardeşim herkes aşkla, şevkle sevinçten ağlayarak askere gider. Yani bir seferde bitiririz. Evet. Yoksa bak bela geliyorum diyor. Görülüyor yani olay. Adnan Bey PKK'nın beli kırıldığı iddiasına PKK yöneticisi Murat Karayılan cevap verdi. Şöyle diyor.
Madem belini kırdık diyorsunuz, o zaman buyurun karayoluyla Çukurca ilçesine gelin. Veya şimdi Beytüşşebap'ın en yakındaki bir tepeye çıkıp etrafa bakın. Eğer Çukurca ile Hakkari arasındaki yolu Türk devleti olarak açıp da çalıştırabiliyorsanız size bravo derim yanıtı verdi. Kardeşim işte bak adam meydan okuyor. Ya bunu yapman lazım devlet olarak, hükümet olarak bunu yapman lazım. Yapamıyorsan yapana tevdi edeceksin. Asker yapamıyorsa ilgili askeri değiştir. Polis yapamıyorsa müdürünü değiştirirsin. Orayı yerle bir etmeler lazım. Ben hayretler içinde kalıyorum, inanamıyorum yani. Ve adam yerde belirtiyor bak. Ya sırf onun inadına kırmak için değil mi? Evet. O bölgeyi aç. Gerekeni yap. Yani bir avuç askerle olmaz bu. Yani seferberlik şart. Adam meydan okuyor sana bak, evet, görüyorsun. Evet. Daha hala bitirdik falan, kuş sesi duyuyoruz. Böyle bir şey yok. Evet. Yani kendi kendilerini kandırmış oluyorlar. Yani yahut kandırmış demeyeyim de kendi kendini ikna etmiş oluyor yani. Yine eğer devlet operasyonlara devam ederse bu sefer metropollerde intihar saldırısına başlayacağız. Açıklaması yapmış. Ama bu biraz sıkıştım mantığı, evet, oluyor. Evet. Yani metropollerde intihar saldırısı. İşte ona karşı da halk uyanık olması lazım. Mesela bir ki intihar saldırısı yapacak tip belli olur. Giriş çıkışı her yerde. İnsanlar son derece rahat, genç kızlar evlenme derdinde, delikanlılar evlenme derdinde birçoğu. Okulunu bitirmen derdinde bilardo yarışmasına gidiyor. Evet. Kimi futbol takımının bir an önce ligde şampiyon olmasının peşinde. Ya adamlar Türkiye'de bir cehennem yaşandığının farkında değiller. Evet. Ya bir milli bilinç ve milli şuur yeteri derecede güçlü değil. Gençler eğitilmesi gerekiyor. Yani birkaç ayda bile eğitebiliriz gençliği. Yani devlet, hükümetin bu konuda karar alması lazım. Değil mi? Milli şuur dersi, milli bilinç dersi. Değil mi? Okullarda okutulsun. Kısa sürede bütün gençlik politik yönden de, siyasi yönden de bilinçlendirilsin. Böyle susmakla olmaz. Ya millet de mesela ordunun ihtiyacı varsa millet her şeyi yapar. İnşallah. Ya her türlü fedakarlığı yapar. Bir numarada başka bir parça var. Bimbo diye parça var. Evet, dinliyorum Fikret Bey. New York Times'ın haberine göre sınır önlemleri, istihbarat faaliyetleri ve Amerika öncülüğündeki koalisyonun hava operasyonlarına rağmen geçen yıla göre IŞİD'e katılanların sayısı ikiye katlandı. Buna göre IŞİD'e yaklaşık 80 ülkeden katılım oldu ve söz konusu sayı 15 binden 30 bine yükseldi. İşte bunu anlamıyorlar. Daha da tehlikesi, yani işte mümkünse milyonlar hesabıyla katılım olabilir. Yani çok büyük bir galeyan meydana gelebilir bütün İslam aleminde. Evet. Yani bir insanın üstüne gittin mi, adamı sen delirtirsin. Gidin babasını kesiyorsun, anasına tecavüz ediyorsun, bacısına tecavüz ediyorsun. Evet. Parmağını kesip kendine kolye yapıyorsun. Adamı delirtirsin o zaman. Bütün dünya çapında başına bela olur. Azgınlıkla halledilmez. Sevgiyle, merhametle halletmeleri lazım. Şefkatle halletmeleri lazım. Kıran kıran oldun mu? Olmaz. Ya mesela bak, daha dün örneğini gördük mesela. Çok agresif konuşuyor hanımefendi. Tam iyi niyetli, sevecen, tamam yüreği yanıyor ama akılcı değil, duygusal. Öyle netice alamayız. Çözüm önerisi hiç yok zaten. Tabii. Habire kızıyor. Kızmayla bir şey var mı? Sürekli ölümler, şehadet daha da artıyor. Mısır'da da öyle olmuş. Siz Mısır'ı direnmemesini söylemiştiniz. Ben orduyla anlaş dedim, sözümü dinlemedi. Evet. Tayyip Hoca buradan, Tayyip Hoca mı artık kim birisi talimat gönderdi, işte direnin diye.
Adamlar direndiler. Sarıları silebilirsiniz, evet. Abi orada da 48 saat süre verdiler. Ya git anlaş. Beraber yönetelim dersin. Ne gerekiyorsa yapalım dersin. Amerika Aid Donat diye bir sistem başlatmıştı. Türkiye'nin de dahil olduğu. Eğitilen kişiler genelde hep IŞİD'e katılıyorlarmış sonrasında. Size öyle olur. Ya Amerika'ya niye uşaklık yapsın adam? Amerikan derin devletin niye katili olsun? Yani değil mi? Adam düşünür ya, ben eğitildim. E gidip Müslüman öldüreceğim diyor adam. Evet. Niye Müslüman öldüreyim? Onlardan yana olurum der adam. Evet. Yani niye senin katilin olsun? Niye kiralık katil olsun? Adamın hiçbir çıkarı yok. Hiçbir anlamı da yok. Eline sen tüfeği vermişsin, mermiyi de vermişsin. Git Müslümanları öldürün. Enayi mi adam? E gider onlara katılır tabii evet. ki. Adnan Bey, bu Aid Donat kapsamında silahlandırılan Suriyeli muhaliflerden bazıları da silah ve ekipmanların bir kısmını El-Kaide ile bağlantılı Nusra cephesine verdiğini itiraf etmişler. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, Yeni Suriyeli Güçler adlı birliğe mensup askerlerin 6 kamyonet ile cephanelerinin bir bölümünü Nusra birliklerine verdiğini söyledi. İşte bu Amerikan derin devlete angutluğu bırakması lazım. Evet. Tam angut kazı gibiler. Evet. Bir tür laf söz denemiyorlar. İttihat-ı İslam'la olur bunlar. Mehdiyete tabiyetle olur. Evet. Bunlar Mehdiyete düşman olarak bir şeyler elde edeceklerini düşünüyorlar. Allah'la savaşmaya kalkıyor. Allah'la yenemezler Allah'ı. İnşallah. Allah'a hile kuruyorlar Allah'ın sistemini. Allah onları ezer. Akıllarını başlarına alsınlar. Bir video gösterebilir miyim Adnan Bey? Bülent Bey, görelim. Gösteririz. Fatih Hasan. Fatih Hasan. Ulan komedi filmi. Ama ne tatlı şey ya. Yürüme şekli falan. O bayağı tatlı ya. Maşallah. Yani hayret Allah'ın bu kadar sevimli yaratması. Maşallah. Yaşa kurulan gelen gün.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Mehdi'nin dini tebliğ uslubu, bak dini tebliğ uslubu öyle olacaktır ki insanlar dini, İslam'ı kalplerinin derinlerinden kabul edecekler ve Allah'a büyük bir samimiyette tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. Ateist, dinsiz olanlar geri Müslüman olacaklardır diyor. İkut Dürer, sayfa 156, Bihar-ı Enva, cilt 53, sayfa 86, cilt 52, sayfa 36 ve 280. Yani şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Ne yapmam gerekiyor? Müzik istiyorsunuz. Nasıl gün görürseniz Hasan Bey. Ben bir canlı göstereyim mi? Kuzuya benzediği için deniz kuzusu adı veriliyor. Birkaç milimetre boyunda. Özelliği yediği alkleri kullanarak fotosentez yapması. Tüm hayvanlar işte vücuduna depoladığı alkler sayesinde fotosentez yapabilen tek canlı. Allah Allah. Bayağı güzel. Maşallah. Maşallah. Şahane kız, şahane. Çok güzel. Very good dancing. Show me that you go on. Now tell me, would you really ride?
Şu organize işlerden bir bölüm vardı, deniz, kum, ticaret falan diye. Var mı o sende? Var. Göstersene. Aç sesini. Aradığımız insanda iki özellikler. Misyonu olan, konsepti olan, yani ilk etapta şirketin yüzü olacak müşteriyle ilk tanışmada şirketi temsilen ki duruşuyla yani. Müşteriden kasıt? Müşterimiz dış ya da iç turizm ağırlıklı gezen kendi ülkesine ya da ülke dışı güneş, kum, deniz ya da kültür ya da kış turizminle ilgili gruplar ya da münferit yurdumuza gelen. Yani yeri gelince İngilizcesiyle alaka toplayacak, telefondaki konuşmalar falan filan, bilmiyorum. Anlıyorum. Zaten biz de anlayışlı birisini arıyoruz. Bir. İki. Buyur. Bu bir dedin ya, iki ne? Nasıl yani? Plazmayı taktı mı olanlar? Taktılar. Hangi okulu bitirdim dediniz siz? İngiliz filolojisi. Bitirdim. Birincilikte yani ben bunu söylemekten pek hoşlanmıyorum ama annem illa söyle diyor. Aslında ikinci de iyi bir çocuktu. Adı neydi? Okulun? Filoloji. Filoloji nedir? İngiliz dili ve edebiyat. İngiliz dili? Tamam bizim için. Filoloji, diloloji olması gerekmez mi? Yani mantıka. Yani en azından benim Evet, dinliyorum. Yalçın Akdoğan PKK'nın panik halinde olduğuna dair şöyle bir açıklama yaptı. Kandil ve oradaki bütün kamplar başlarına yıkılmış durumda. Her gün çok etkili hava operasyonları yapılıyor. Kim kafasını kaldırsa anında insansız hava araçları tespit ediyor. Uçaklar kalkıyor ve o kampları vuruyor. Mühimmat depoları, lojistik depolar ne varsa hepsi tek tek imha ediliyor. Örgüt bu yüzden panikte. Tamam da Türkiye'nin güneydoğusunda 1000 kilometre boyunda şu an 1000 kilometreyi buldu o IŞİD oradan çekilmesiyle. Yaklaşık 450 kilometrede derinlikte bir toprak parçasına hakim oldular. Devletlerini ilan etmeleri an meselesi. Bu neydir peki? Yani binlerce PKK'lı oraya doluştu. Türkiye'nin bütün sınır boyuna. Irak ve Suriye sınırı. Buna ne diyecekler? Amerikan askerleri de içinde, eski askerler, katiller, cinsiz sapıklar. Olayın büyüklüğünü hükümet görmesi lazım.
seferberlik ilan etmeleri lazım. Dinliyorum. Nur talebesi olarak bilinen taraf yazarı Mücahit Bilici bugünkü yazısında AK Parti döneminde taklidi imana dayalı sistemin insanları çok rahatsız ettiğini, bunun dinden uzaklaşmaya sebep olduğunu yazdı. Bunun bir hayrının da hadislere dayalı sistemin mecburen çökmesi olduğunu ifade ediyor. Şöyle dedi: "Hadis eleştirisinde gördüğümüz bu yeni durum taklidi İslam anlayışının sürdürülemez hale gelişini haber veriyor.
eskiden tek tük şahısların cesaret edebildiği ve hemencecik tekfir ve tehdit ile susturulmaya çalışıldığı eleştirel seslerden bu aralar çokça yeni ses duyuluyor. Taklidi İslam'dan tahkiki İslam'a geçiş sancıları bunlar. Yani düşünmeden kabullenilen bir dini gelenekten, dinin eleştirel bir nazardan geçirilerek kabul edildiği yeni bir anlayışa geçiş yaşanıyor, demiş. Ayrıca IŞİD'in tüm yaptıklarının geleneksel İslami kaynaklarda olduğunu da yazmış Mücahit Bilici. Sahi IŞİD nedir? IŞİD esasen bugün mahcup ve medeni sünni İslam'ın hicapsız ve bedevi halinden başka bir şey değildir. IŞİD'in yaptıklarının hepsinin küçük harfle kitapta yeri var. Yaptıkları her şeye dini gelenekten gerekli temeli buluyorlar. Çoğu muteber alimlerimizin din anlayışından bir miktar eğitim seviyesi ve şehirliliği çıkarırsanız çok rahat IŞİD'e varırsınız. Görüntüsü var mı bu şahsın? Var. Gösteririz. Mücahit Bilici. Nerede yazıyor değil mi? Taraf. Dedikleri doğru. Doğru yazmış. Nur talebesi öyle mi? Evet. Doğru yazmış. Türkçesi vardı. Çok eski parça bu. Çocukluğumuzda dinledik. Bardaklar peş peşe gelmesi lazım, böyle olmaz. Usul adap bilmiyorlar. Bak gülüyor şimdi.
Bir gün biz barışır sana bir defa. Damar parçalar çok önemlidir. İşte yine damardan girelim bugün. Biraz daha göndersin, 3-5 tane daha. Mozart dinleteyim size. Yaparsanız böyle cezalandıracağım sizi. Seninleyim, seni yaşıyorum.
O akşam hep damardan giriyoruz. Ya çok önemli. Evet, dinliyorum. Bugün okullar açıldı Adnan Bey. Okula başlayan bazı mineklerin fotoğrafları vardı. Bakayım. Maşallah. Bak, ayakkabılarını yaklaştır çocukların. Görüyor musun benim canlarım? Evet. İşte koruyuculuk sistemi olursa bu insanlar, bu kardeşlerimiz normal, makul bir gelir düzeni ulaşırlar. Yani çocuklar istedikleri gibi güzel giyinebilirler. Yani bu bizim boynumuza borç. Evet. İnşallah. PKK sorununu kökten halledecek bir şeydir koruyuculuk sistemi. Evet. Başbakan Davutoğlu da Instagram hesabından okul yıllarına ait bir fotoğraf paylaşmış bugün. Fotoğrafı vardı. Bakayım. Çok şahane. Bayağı sevimli bir insanım. Maşallah. Muhammed kardeşimiz. Evet, dinliyorum. Rusya Devlet Başkanı Putin son 10 yıldır ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Putin, hepimiz farklıyız ve bu farklılığa saygı duymalıyız. Gücümüz farklılıklarımızdan geliyor. Rusya diğer ülkelerle çalışmaya hazırdır. Suriye hükümetiyle işbirliği yapmamak dünya için bir hatadır dedi. Ayrıca Putin kilit öneme sahip Müslüman ülkelerle terör karşıtı daha geniş koalisyon oluşturulması çağrısı yaptı. Putin sonuç olarak kabul etmeliyiz ki Başkan Esad'ın ordusu ve Kürt militanlar haricinde Suriye'deki IŞİD ve diğer terörist gruplarla kimse mücadele etmiyor dedi. Hayır, silahlı mücadeleyi teşvik etmez zaten. Silah iyi değil. Evet. Silahla mücadele ettikçe mağlup olur. Doğru. Ezilir ve akıl almaz bir güce kavuşur IŞİD. Evet. Yani IŞİD'e katılım bir sefer milyonlar hesabıyla olur. Evet, öyle oluyor. Bak, önce yüz binlerle başlar, sonra milyonlara çıkar. Ve bu çok tehlikeli bir gelişme olur. Yani sevgiyi unutursa dünya, o zaman yerini bela doldurur. Unutmasınlar. Suriye'de 400 bin insan öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde 1,5 milyon insan, Afganistan'da 3 milyon insan öldü. Yöntem mi bu yani? Ve milyonlarca kinlenmiş insan bıraktılar geride. Onlar da IŞİD'e katılıyor işte. Yahut diğer Taliban'a. Yöntem böyle yöntem olmaz. Çok kör bir yönteme girdiler. Sevgiyle, ilimle, irfanla olur. Allah Allah.
görmüştüm baba. Çok mübarek, muhterem bir insandı. Fakat çevresindeki insana biraz yardımcı olabilirdi. İçki ve sigara çok çökertti. Yoksa aslan gibi delikanlıydı. Tabii ona karaciğer, vücut dayanmaz. Suudi Arabistan bugün mesela Yemen'de hava saldırısında bir düğün yerini vurdu. 135 kişi, kadın, çoluk, çocuk hepsini öldürdü. Yani akıl almaz bir vahşet, dehşet bütün dünyayı sardı. İmam Mehdi'nin zuhuru şart oldu. İnşallah. Cenab-ı Allah İsa Mesih'i zahir etsin. İnşallah. İmam Mehdi'sini zahir etsin. İnşallah. Vakit gittikçe yaklaşıyor. İnşallah. 2015'te çıkış yok. Evet. 16'da da yok. 17'ler, 18, 17 ve 19 yani bunlar hassas tarihler. İnşallah. 17, 19, 21. İnşallah. İran mesela 110 Kürt kardeşimizi veyahut işte işlerinde kardeş diye demeyeceğimiz PKK'lılar da var, 110 kişi. Bunlarla ilgili idam kararı aldı. İdam edilecekler. PKK'nın çıtı çıkmıyor. Gıkı da çıkmıyor. Öksüremiyor bile. Desene ya, ne yapıyorsun burada hemşerimde ya? Değil mi? İran ağzını burnunu kırar diyen ötleri kopuyor. Çünkü bir kere yaptılar. Bunları dana gibi börttüler. İran'ın ayağına kapandılar. Yapma abi diye. Yani ne istiyorsan yapalım dediler. Moskova, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin dahil olduğu Suriye Temas Grubu Ekim ayında toplanabilir dedi. Bu kararı kim aldı? Yani kimler aldı? Nerede aldılar? Putin uyuyor sadece buna. Bu karara uyuyor. Yer olarak da Türkiye diyor Allah'ım. Nasıl? Toplantı yer olarak da Türkiye Allah'ım. Yani fazla detaya girmeyeyim de anlayın. Maşallah. Putin de üstattır. Yani 33 derece değil ama yani. Dini tebliğ uslubu öyle olacaktır ki insanlar dini kalplerinin derinlerinde kabul edecekler diyor. Mehdi anlattığında İnşallah. Öyle zahirde değil diyor. Kalplerinin derinliğinde bilecekler. İnşallah. Doğu ve batı arasında her yeri aydınlatacak Mehdi diyor. Kulların kafalarını ele geçirecek diyor. Beyinlerini. Biliyoruz yani beyin, adam beyin önemli. Bedenini öldürmeyin, beynini ele geçirelim diyoruz. Bak diyor ki, kulların kafalarını yani beyinlerini ele geçirecektir. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır diyor. Demir parçası gibi olacak kalpler diyor müminlerin. O kadar kuvvetli olacak. Allah Mehdi'ye 40 kişinin kuvvetini vermiştir. Kaim zuhur ettiğinde diyor, Allah'a inanmayanlar kendi sapkın inançlarından geri dönecekler diyor. İnşallah. Yeniden imana dönecekler diyor. İnşallah.
Mehdi'nin rengi kırmızı beyaz karışımıdır. Geniş karınlıdır. Baldırları büyüktür diyor. Omuzları dik ve geniştir. Sırtındaki ben peygamberin benine benzemektedir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Hazreti Mehdi'ye kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çeşmesi kılacak. Bak kalbini, Mehdi'nin kalbini hakikat ve hikmetlerin çeşmesi kılacak. Yani çeşme gibi hikmet akacak onda. İnşallah. Ona daima ilmin ilham edecektir. Yani bilgiyi sürekli, yani konuşurken sürekli ona ilham olunacak diyor. Yani o yönden, ilim yönünden Cenab-ı Allah onu müthiş güçlendirmiş. Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak. Allah'ın dilemesiyle hatadan masumdur diyor. Hakikatleri beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir. Mutlaka doğrusu ilham ediliyor Mehdi'ye. Maşallah. Yani ahkamda masumdur. Evet. Tek ona mahsus. Yani sadece gelmiş geçmiş evliyanın içinde bir tek ona mahsus. Ahkamda masum olmak. Maşallah. Masum imam deniyor zaten. Maşallah. Zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolup taşan dünyayı adalete dolduruncaya kadar Mehdi'yi ismiyle anmaya izin yoktur diyor. Yani sen Mehdi'sin diye birisi de denmeyecek diyor. Ama Mehdi zuhur ettikten sonra Allah-u Alem Mehdi diyeceğiz. Mehdi benim evladımdır. Kendisini ismiyle anmanıza izin verilmemiştir. Yani Mehdi diye ismi anamıyorsun. Allah-u Alem diyorsun. İnsanlar onu parmaklarıyla gösterecek diyor. Ona sorular soracaklar diyor. Ona suikastlar düzenlenecek diyor. Hakkında yazışmalar olacak diyor. İşte internette, gazetelerde, orada burada. Mehdi Allah'ın yarattığı varlıklar arasındaki emin temsilcidir. Emin. Allah'ın kullarına sunduğu hüccettir. Hüccetullah. Allah'ın delili. Allah'ın arzında Allah'ın halifesidir. Allah'a çağıran bir davetçidir. Allah'ın koyduğu haramların savunucusudur. Haramları savunuyor. Harama yaklaşmayın diyor. İmam Mehdi insanları günahlardan temizler. Ayıplardan arındırır. İlim özelliğiyle belirginleşmiş, bak ilim özelliğiyle belirginleşmiş mülayimlik onun özelliğidir diyor. Halim yani, mülayim. Mehdi'ye imameti veren Allah ona ilim ve kitaplar verecek. Ve onu kendi başına bırakmayacak. Görüyor musun? Kitaplar yazacak diyor. Kendi başına bırakmayacak diyor Allah'ını diyor. Ama kitabı Allah yazacak diyor. Yani onu vesile edecek diyor. Herkese soruyor. Baksana Ebu Cafer, Muhammed Bakır Aleyhisselam'ı sordum. El-Kayyum Mehdi Aleyhisselam sen misin? Sırf yani konuşturmak için yapıyorlar. Soruyu bir daha anlatıyor, bir daha söylüyorlar. O geçiştiriyor. Ben Resulullah'ın evladı ve kanından bir kimseyim sadece diyor. Soruyu bir daha söylüyorlar. Nereye varmak istediğini biliyorum diyor. Senin sahibin geniş karınlıdır Mehdi. Ve hayranlık uyandıran bir çekiciliğe sahiptir. Yani cazibeli bir erkek görüntüsündedir diyor. Muhammed İbrahim Numani Kitabul Gayb
Sayfa 216. İSAM Demirbaş numarası verilmiş bir de. Kütüphanede. Bakmak isteyen 016351'den bakabilir. Afganistan'ın %75'i Taliban'ın kontrolünde şu an. Amerika, Rusya bütün gücüne bombaladılar. 2,5-3 milyon insanı şehit ettiler. Ne oldu? Yine Taliban hakim. Onların önünde diz çöktüler. Her türlü anlaşmayı beraber yapıyorlar. Taliban'la konuşuyorlar. ...15 yıl sürdü mücadele, 44 ülke katıldı. Evet. NATO da dahil oldu, Amerika dahil oldu, Rusya dahil oldu. Ama Taliban'ı durduramadılar. Suriye'de de IŞİD'i durduramazlar, zannettikleri gibi olmaz. Bu Mehdi ile ilgili uzun hadislerde bölüm bölüm alırsanız daha iyi olur. Mesela bir hadisin içinde 10 çok hayati delil veriliyor. Evet. Onun da ayırmak lazım. Çünkü kaynağını veriyorsun zaten. Ama bütün blok vermek doğru olmaz. Gökalp, senin bu arada olmadığına dair yazı yazıyorlarmış. Hatta bugün hiç gelmediğin iddialar da varmış. Ya ruhu vardı. Ben bak elçiyim, ben sadece söylüyorum. İşte canlanman gerekiyor herhalde. Silvan'da halka baskı yapıyormuş PKK. Çocuklarını dağa götürmeye çalışıyormuş. Halk da kaçıyormuş o yüzden. Evler süratle boşalıyormuş. Perşembe günü olay çıkarmaya hazırlanıyormuş PKK. Ordumuz seri bir şekilde kafalarını feci şekilde ezerek neticelendirsin. Hepsini tutuklayıp hapishaneye yatsın. İnşallah. Kasım 16, kardeşim intihar haramdır. Sen bir adam öldürmüş oluyorsun, bu masum bir hareket değildir. Ha cinnetten dolayısıyız tabii, o cehenneme gitmez. Yani cinnet geçirir, intihar eder, Allah vermesin, o cehennemlik olmaz. Ama şuuru, bilinci açık olarak bir insana kıyıyorsa cehenneme gider. Yani kendine kıymış oluyor. Kendini öldürmek yok, kendisi de bir insan. Adam öldürüp cehenneme, kıyamete kadar... ızdırap çeker, kıyamette de yine devam eder. Adam Bey, Cizre'den de bazı bilgiler var. Kürt kardeşlerimizin orada neler yaşadığına dair Cizre medya sitesinde yayınlandı bazı bilgiler. Evet, dinliyorum. Haberde durum şöyle anlatılıyor. Cudi mahallesinde evlerini terk etmek isteyenlerin evlerine el koyuyorlar. Buradan çıkan bir daha giremez diyorlar. El koydukları evlere dağdan inen militanlar ve şehirdeki militanları yerleşmiş. Birçok insan eşini ve çocuklarını başka yerlere göndermiş. PKK militanları bazı ailelerin çocuklarını zorla ellerinden alıp militan yapıyor. Bazı mahallelerde ev ev dolaşıp her aileden bir kişi bize katılacak diyorlar. 60 yaşındaki bir amca buradaki bir mahallede oturuyor. 7 kız çocuğu var. Gece yarısı 13-14 yaşlarındaki çocuklar kapısını çalıyor ve hadi nöbete çık diyorlar. O da ben yaşlıyım, nasıl nöbete çıkayım deyince kapısını çalanlar o zaman kızlarını gönder diyorlar. İnsanlar böyle çaresiz durumda. 8 günlük sokağa çıkma yasağı bitmesine rağmen hasar tespit çalışması yapılmadı. İnsanlara olanları anlatacak hiçbir şey yapılmadı. Cizre'ye gelen gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına kimse bir şey anlatmaya cesaret edemiyor.
PKK militanları bazı vatandaşların evlerini yaktı. Bu vatandaşlar korkularından devlet bizim evimizi yaktı diyorlar. Devlet 3 yıldır buradaki mahallelere hiç girmemiş. Onların bütün yaptıklarına göz yumulmuş. İşte hayatta mallarını koparttık, perişan ettik. En büyük darbeyi yediler. Böyle bir şey yok. Gerçek anlamda gereğini yapsınlar. Bak gerekiyorsa seferberlik ilan edilsin ve konu bitirilsin. Mesela Amerika saldırdıkça işte de katılımlar artıyor. İki misline çıkmış şu an katılım. Hiçbir gerekçeyle intihar edemez bir insan. Cinayettir. Hiçbir gerekçeyle adam öldüremezsin. Ne yapalım işte çok sıkılmıştım. Olur mu öyle şey? Eğer tövbe etmeden ölürse kıyamete kadar ızdırap çeker. Sonra da yine sonsuza kadar ızdırap çeker. Günümüzde Türk İslam sevdalısı bir yiğit Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Onu unutturmaya çalışıyorlar. Evelallah, o mümkün değil. Kimse unutturamaz. Emre Gülüm. Kinnasi'nin hayali. Ya reis, bize birkaç taktik ver. Artık sürünüyoruz. Bu kadar güzel kadınlar sana iltifatlar ediyor. Bizi de ancak trip atanları geliyor diyor. Saç ve sakalım senin gibi yapsam olur mu ki diyor. Kalbini değiştireceksin. İnşallah. İmanını, inancını, aklını, İnşallah. Vicdanını, derinliğini, Allah'a olan aşkını, Allah'tan korkunu, saçla sakalla olmaz bu işler. Anlamlı faaliyet haberlerimiz var. Okuyalım mı? Evet. Bursa ve İnegöl'deki kardeşlerimiz bayram süresince Kültür Park'ta fosil sergisi düzenlemişler. Çok güzel. Maşallah sergiye halkımızın ilgisi çok fazla Maşallah. Olmuş. Uşak'tan kardeşlerimiz 22 Eylül'de dergilerden ve eserlerinizden 450 adet halkımıza hediye etmişler. Yeni Bosna'da eserlerinizden 8 kitap ve 2 dergi dağıtılmış. Çok güzel. 17 Eylül'de Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ve kardeşlerimiz evde bir araya gelmişler. Sohbetlerinizden izleyip çeşitli konularda sohbet etmişler. Balıkesir'de. Evet. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerimiz Berlin'de evrimin geçersizliği ile ilgili çok sayıda broşür dağıtmışlar. Gümüşhane'de bir kardeşimiz hastane kitaplığına ve apartmandaki posta kutularına eserlerinizden bırakmış. Arife günü kardeşlerimiz Osmaniye'de A9 broşürlerinden dağıtmışlar. Kayseri'den kardeşlerimiz 4 Eylül'de Kırşehir Dinlenme Tesisindeki yolculara ve Kırıkkale'de 100 adet dergi ve 10 adet kitabınızı, 12 Eylül'de Pazar yerinde 75 adet kitabınızı, 27 Eylül'de Hisarcık yolu üzerinde ve Kent Ormanı'nda halkımıza bayram hediyesi olarak 100 adet kitabınızı vermişler. Faaliyet sonrası çay bahçesinde sohbet etmişler. Belçika'da 35 kadar kardeşimiz bir kardeşimizin lokantasında bir araya gelmişler. Televizyona bilgisayarı bağlayıp sunumlu sohbet yapmışlar. Sonrasında beraber yemek yemişler. 26 Eylül'de Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kardeşimiz A9 TV broşür dağıtımı yapmış. Adapazarı'ndaki kardeşlerimiz 25 Eylül tarihinde 400 adet A9 TV broşür dağıtmışlar. Ayrıca farklı tarihlerde bir araya gelip evde sohbet etmişler. 22 Eylül günü Zonguldak Ereğli'de 81 adet Komünist Kürdistan Tehlikesi, Bağnazlık kitabı, 800 adet İslam Birliği ve Evrimin Geçersizliği ile ilgili broşür dağıtmışlar. Sonrasında sohbet etmişler. 15 Eylül tarihinde
6 Eylül Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etmiş kardeşlerimiz. Ayrıca Karesi İlçesi Kaymakamı Sayın Ahmet Erdoğdu'nu, Karesi İlçesi Müftüsü Sayın İbrahim Türedioğlu'nu ve MHP İl Başkanı Sayın Nuri Argun Atıcı'yı da ziyaret ederek kitaplarınızdan hediye etmişler. Gebze'deki kardeşlerimiz 27 Eylül tarihinde çeşitli kitaplarınızdan 100 adet dağıtmışlar. 18 ve 21 Eylül tarihlerinde de ev sohbetinde buluşarak kitaplarınızdan okumuşlar. Aferin benim aslanlarıma, çok güzel olmuş. Son olarak Bursa'dan kardeşlerimiz Cumhuriyet Kadınları Şubesi'ni Türk Kadınları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sayın Günay İzer'i ve Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Sayın Celil Çolak'ı ziyaret etmişler ve kitaplarınızdan hediye etmişler. Maşallah. Çok güzel gelişmeler. Maşallah. Çok sevgi dolu. Herkesi kucaklayan bir tavır, uslup yakışmış, güzel olmuş. Ex-Halef Cudi. Cudi. Halef Cudi. Efendim, Türkiye daha kendi sınırları içindeki gerillaları yenemiyor. YPG bitirir bu TC'yi. Canım, tabii ki teknik açıdan Türkiye çok rahat yener, ezer de yetkililerin askere her türlü yetki vermesi, polis her türlü yetki vermesi gerekiyor. Yoksa akılcı bakıldığında bir avuç it kopuk takımı silindir gibi ezer Türkiye. 80 milyon Türkiye ne dinler yani. Ama bu adamları böyle şımartmak işte nedense bu uzun süreli oldu. Hükümet de bunu istemeyerek de olsa devam ettirdi. Ama Deccal'ın sonu geldi. 40 yıllık ömrünü doldurdu. Suudi Arabistan'ı da anlamakta güçlük çekiyorum. Ya ne gerek var pazarını gidip bombalıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ya. Değil mi? Yani ne faydası olacak yani? Ne mantığı var? Hepsi haram. Evet. Çoluk çocuk orada, değil mi? Şehit ediliyor. Hükmü Allah katına çok ağır olur. Evet. Kur'an'daki hurufu mukatta ve Mehdi'ye ait sırlar olduğu için mi? Aynı zamanda Hazreti Mehdi onları açıklayacak. Sadece sırlardan mı ibaretir yoksa hüküm ayetlerinden midir? Şimdiye kadar açıklamaması nedeniyle hüküm ayeti değil tabii ki. Ehlinin anlayacağı sırlarla dolu bir şifre sistemi. Evet. Belki Hızır ve ekibi için. Evet. Belki o dünyayı yöneten ekibin başının oluşturduğu komite için gerekiyor olabilir. Ufuk Gökbayrak, ben mektubu ben yazmadım Esad'a. Masonlar yazdılar, ben imzaladım. Yani bir ortak metin. Mason üstadların ortak metiniydi. Ben sadece imzaladım. Ufuk Gökbayrak, Ufuk 34. Dünya masonluğunun talimatlarına göre hareket ediyorlar. Evet. Dolayısıyla masonların imzaladığı bir metin her yerde etkili oluyor tabii ki. Tabii. Komünizm hakkında söylediklerinize katılıyorum ama bu vahşi kapitalizmin İnsanları ezen, sömüren tarafı yok mu? Daha birkaç saat önce söyledim. Evet. Vahşi kapitalizm inim inim inletiyor dünyayı, her yeri. Burhan Karahan, hocam diyor çocuğumun ismini Harun Yahya koyacağım diyor. İnşallah, hadi bakalım.
Bazı ateistler diyor, tartıştığımızda baş edemiyorum diyor. Onlar da işte kaçtın diyorlar diyor. Böyle hep kaçıyorlar diyor. Nasıl tuttum bize? Erbabının eline vereceksin onları. Sen bana gönder onları. Bizim arkadaşlarımıza adreslerini ver. Canlı yayında yahut burada çıksınlar, anlatayım. Hocam günümüzde rüya tabiri yapan birisi var mı? Nur, Hilal, Kızıl Toprak. Rüya tabiri yapabilen birisi var mı? Öyle bir şey geçerli olmaz. Yani ancak tahminde bulunabilir. Ufkun ötesi. Hocam PKK ile neden fiili mücadele etmiyorsunuz? Hoppala, sopayla üstüne mi gideyim adamın? Olur mu öyle şey? Ama fikri mücadeleyle aldıkları yara, maddi mücadeleyle verilen yaranın 100.000 misli. Yani benim vuruşum PKK'ya fiili mücadelenin 100.000 mislidir. Yani yıllar önce kitabında yazıyor Öcalan, sizin adınızı. Tabii. Dikkat çekiyor maşallah. Öcalan sonca tehlikeli görüyor. Evet. Adnan Hoca diyor, MİT elemanı diyor. Evet. Devleti yönlendiren, felsefeler geliştiren bir insan evet. diyor. Sürekli söylüyor hocam, bedenlerin değil, o kavga ideolojiyi beynlerine. Tabii. Hadislere göre Mehdi Hristiyan ve Musevilere İncil ve Tevrat'ın bozulmamış bölümleriyle hükmedecektir. Sözünüze karşılık olarak Yaman Koray. Kur'an-ı Kerim necidir peki? Hadisleri Kur'an'dan önceye aldığınıza göre. Kur'an ile alakanız yok. Şimdi İncil ve Tevrat'ın Kur'an'a uygun olan bölümlerle hükmediyor. Evet. Dolayısıyla Kur'an'a göre hükmetmiş oluyor Mehdi. Ama ben ayrıca Mehdi değilim, sen beni suçluyorsun. Ya Mehdiliğimi kabul etmiş, direkt ona göre diyor. Ben Mehdi değilim. Ama Mehdi geldiğinde Tevrat ve İncil'in bozulmamış kısmına göre hükmetmesi ne demek? Kur'an'la tam mutabık bölümlerine göre hükmediyor. Bakıyor, Kur'an'la mutabık olan bölümler hangileri? Onlarla hükmediyor. Bu doğru. O zaman Kur'an'la hükmetmiş oluyor zaten. Muhammed, artık ortaya çıkın diyor hocam diyor. Bir karar verin. Bir hadisler hurafi diyorsun, bir hadis gösteriyorsunuz. Kur'an'ın hükümlerine karşı hüküm gösteren her hadis hurafedir. Evet. Mesela haramlar meydana getiren, helaller meydana getiren her hadis hurafedir. Evet. Ama mesela Kur'an'ı tasdik eden her hadis geçerlidir. Evet. Namaz kılın diyor Cenab-ı Allah ayette. Hadiste de namaz kılın diyor, bu geçerli olur. Evet. Ama Allah'ın hükmünü kaldıran, yeni bir haram getiren, yeni helaller getiren hadisler mevzu uydurma hadistir. Evet. Gelecekten bildiren Mehdi ile ilgili hadislerde eğer zuhur ederse, aynısından doğru olduğu ortaya çıkarsa o hadis doğrudur. Dün Silvan'da polis tarafından katledilen 7-8 yaşından çocuk için de var mı birkaç kelimen? Oradaki olay benim gördüğüm, gazetelerde de yazan, yani resmi açıklamalarda da, bütün bültenlerde de o şekilde, PKK'nın saldırı sonucunda o çocuk şehit oldu. Evet. Çılgın beyin. Kafası güzel adam. YPG tüm dünya destekliyor. Bir tek sen YPG'ye terörist diyorsun. YPG'ye Türk mahkemeleri terörist olduğunu evet. bildirdi, söyledim. O çocuğu, o küçük minik kuzumuzu roketle PKK'lılar vurdular. Evet. Polis roket kullanmıyor. Bir tek PKK kullanıyor.
Ben hoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım ben de gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Bir daha değil, tempo tutmamız lazım. Ebu Salte Harabi İmam-ı Reza'ya sorar. Kaimin alameti nedir? İmam-ı Reza cevap verdi. Alametlerinden biri, Mehdi'nin alametlerinden biri, yaşı ileri olmasına rağmen görünüşünün genç olmasıdır. Ona bakan biri yaşının 40 ya da daha az olduğunu tahmin edecek. Alametlerinden biri değil de vefat edeceği zamana kadar hiç yaşlanmayacak olmasıdır. Mehdi zuhur ettiğinde insanlar onu reddedecek. Çünkü onlar yaşlı birini düşünürlerken o onlara genç bir yüzde yaklaşacak. Kemaliddin cilt 2 sayfa 652.
Hakkari'den bir kardeşimiz yazıyormuş. Hakkari'nin Ücra Bey'inde yaşıyormuş. Burada herkes hocamızdan bahsediyor diyor Hakkari'de şu an. İnanılmaz derecede herkes bahsediyor. İnan üç gündür nereye gitsek, hangi eve gitsek konu Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyor. Maşallah. Maşallah. Kahraman ordu ve imanlı millet diyor Bediüzzaman. Hakikat hali diyor. Hadislerden, işte Kur'an'ın hakikatlerini anlayarak gereken karşılığı verir diyor. Bak diyor ki peygamberimizden nakleden, Mehdi'ye bakan biri yaşının 40 ya da daha az olduğunu tahmin edecek. Halbuki diyor peygamberimiz yaşı ileri olmasına rağmen diyor bunu yapacaklar diyor. İleri bir yaşta olmasına rağmen görünüşünü genç olacak diyor. Ona bakan biri yaşının 40 ya da daha az olduğunu tahmin edecek. Alametlerinden bir diğeri de vefat edeceği zamana kadar hiç yaşlanmayacak olmasıdır. Vefat ettiğinde genç görünmeye vefat ediyor. Ani feceten bir ölümle Allah canını alır diyor. Arabasında veya vasıtasındayken diyor. Yani herhangi bir hastalığa bağlı olarak değil. Ani bir ölüm. Hakkari'de bu Mekke'deki tünel hadislerini falan hepsini ezberden biliyorlarmış. Halk. Kürt kardeşlerimiz insanlar tanımıyor. Onların ahlakı çok çok yüksek. Yani şaşırtıcı derecede güzel ahlaklar. İmam-ı Sadık'tan Kaim Mehdi çıktığında herkes Allah'ın kitabından sebepler öne sürerek bir anlatım yaparlar diyor. Mehdi yorumlar yaparak Allah'ın kitabının doğrusunu onlara açıklar diyor. Gaybetin Numan 297. sayfa. Orta Doğu'da kadına tek değer veren örgüt olarak biliniyor PKK. O yüzden bütün Avrupa dünyada, ya kardeşim hükümet olarak AK Parti hükümeti kadını PKK'dan çok daha fazla korusun, kollasın, değer versin. Yani bu zor mu? Yani kadına tavır alan yıkılıyor. Kadına karşı sevgi dolu olan da güç kazanıyor. Bu bir kanun, Allah'ın bir kanunu. Tamam, şimdi kısa bir ara verelim. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Abla Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.